Müşteri ilişkileri yönetimi, CRM ekranları üzerinden yapabileceğimiz diğer işlemler ve analizler nelerdir? Ekranımızı çalıştırdığımızda, yine potansiyel müşteri ekranımızı çalıştırdığımızda, cari ve potansiyel listeleri üzerinde, Diya'nın diğer ekranlarında olduğu gibi filtreleme satırı kullanılarak birçok analiz yapmak mümkün. Bununla ilgili olarak kolonlar içerisinde analiz etmek istediğimiz kolonları aktif ederek ve filtreleme satırına ilgili filtreleri uygulayarak, örneğin ilçe ve şehir bilgimiz ekranda açık. İzmir müşterilerini sistemden bulup bu müşteriler için hızlı bir şekilde seçimler yapıp gerekli fırsat, görev, görüşme notu gibi işlemlerimizi yapabiliriz. Bu işlemlerin dışında F9 işlemlerin ilk kısmını diğer videolarda değinmiştik. SMS, anket fişi ve ek dosyalar kısmı bulunmakta. Bu işlemler tek seçim üzerinden yapabileceğimiz işlemlerdir. Yani arkadaki şekilde çoklu seçimde bu işlemleri sistem izin vermeyecektir. Yani SMS gönder seçeneğini tıkladığımda bir potansiyel seçmem gerektiğini sistem bana uyaracaktır. Seçimlerimizi kaldıralım. Yine şehirdeki filtremizi kaldıralım. Tüm listeye döndüm. İlgili müşteriyi seçip F9 işlemler seçeneğinden SMS gönder butonunu tıklayarak seçili müşteriye daha önce sistemden SMS şablonları ekranından hazırlamış olduğumuz herhangi bir şablonu belirleyerek gönderebiliriz. Cep telefonu kısmı potansiyel veya cari kartımızın içerisinde yer alan numaradan gelmektedir. Gönderen kısmında ise sistem parametreleri genel ayarlar içerisinden SMS sistemine üye kullanıcı adı ve şifremizin tanımlanmış olması ve sistemde kontörümüzün bulunması gerekmektedir. İlgili ayarların tam olması durumunda gönder butonuna tıklayarak ilgili gönderimler sağlanabilir. Bu işlemin dışında vazgeçile çıkalım. Yine F9 işlemlerde seçili cari veya potansiyel için daha önce sistemden girilmiş olan anket fişlerini görebiliriz. Tıkladığımızda bu müşteriyle ilgili başlayan, tamamlanan veya onaylanan herhangi bir anketin bulunmadığını görebilmekteyiz. Bu aşamada istersek F4 ekle seçeneğini kullanarak müşteriye bir anket girişi yapmak hızlıca mümkün olacaktır. F3 vazgeçle çıkalım. Yine F9 işlemler içerisinden yine işaretli cari veya potansiyel satırı için ek dosyalar alanından daha önce yüklenmiş olan dosyaları görebilir veya yeni dosyalar yükleyebiliriz. Örneğin işaretli müşteri satırı için Hollanda bayi fiyat listesi ve müşteri Enterprise logosu şeklinde dosyalar eklenmiş olduğunu görebiliyoruz. Dosya tiplerimizi, boyutlarımızı ve cari bağlantısı bulunduğu için cari kod bağlantısını görebilmekteyiz. İlgili kaydı tıklayarak eklenmiş olan dosyayı incelemek üzere indirebilir veya herhangi bir görsel içermesi durumunda direkt ekran üzerinden ilgili görseli görebiliriz. Yine ekranlardan vazgeç diyerek çıkıyorum. Yine sistem kullanıldıkça ekranlar üzerinde birçok değeri sistem bize hesaplayabiliyor. Örneğin en son siparişi 3.09.2015'ten aldığımızı, 4 gündür sipariş vermediğini, sistemdeki son görevini, son görüşmeyi, şu an içeride bekleyen kabul teklif red sayılarını, bekleyen fırsat sayısını, hangi satış elemanı üzerinde kayıtlı olduğunu, hangi tarihte potansiyel olarak sisteme eklendiğini ve hangi tarihte cari kart
oluşturulduğunu ve bu işlemlerin arasında geçen gün sayısını burada görebilmekteyiz. 2.9'da eklenip 3.09.2015'te cariye dönüştürülme süresini potansiyel gün bir gün olarak sistem bize hesaplayarak ilgili kolonda bilgisini verecektir. Bunun dışında ekran altında yer alan toplamlar sekmesinde ise gruplama kolonlarında isteğe bağlı olarak verilecek ve seçilecek değerler üzerinden analizler yapabiliriz. Örneğin hangi satış elemanının üzerinde hangi durumda işlerin olduğunu analiz edebiliriz. Bu satış elemanı üzerinde 2 fırsat, 1 kabul teklif ve 0 red teklif olduğunu görebiliriz. Ayşe Kılıç üzerine kayıtlı 37 müşteri veya potansiyel 5 fırsat, 1 bekleyen, 0 kabul, 0 red teklif olduğunu, yine diğer satış elemanı üzerindeki bekleyen müşteri sayısı, fırsat, teklif durumlarını inceleyebilmekteyiz. Gruplama kolonuna farklı veya çeşitli değerler vererek, örneğin hangi şehirde şeklinde bir analiz yapalım. Şu an ekranımızda en çok İstanbul şehrine kayıtlı, daha sonra Antalya, daha sonra şehirsiz müşteriler, yani cari veya potansiyel kartının şehir alanı doldurulmamış müşteriler, daha sonra İzmir ve Muğla şeklinde bir sıralama olduğunu görebilmekteyiz. Burada kullanabileceğimiz diğer alanlar içerisinde cari potansiyel türü, şube adı, kayıt türü, ilçe, şehir, sektörü ve cari ve potansiyel kartlarda belirlediğimiz grup özel kodları, ödeme planları ve ülke gibi bilgileri bu analizlerde kullanabilmekteyiz. Bu işlemler haricinde müşteri ilişkileri yönetimi modülü içerisindeki raporlamalardan müşteri ilişkileri yönetimi, raporlar, aktivite ve teklif performans raporu şeklinde raporlarımız bulunmaktadır. Bir örnek aktivite raporu çalıştırmak istediğimizde, örneğin Eylül ayının başından bugüne kadar olan Mehmet Özsoy satış elemanı üzerinde bekleyen aktivitelerle ilgili bir analiz yapalım. Burada rapor parametrelerinde rapora dahil etmek istediğimiz bilgileri veya çıkartmak istediğimiz bilgileri işaretli alanları kullanarak belirleyebiliriz. Alanın işaretli olması durumunda rapora bu bilgiler de dahil edilecektir. Ekran dediğimizde belirlemiş olduğumuz tarih aralığında yani Eylül ayının başından bugüne kadar olan zaman aralığında bir yeni potansiyel kaydı gerçekleştiğini ve bununla ilgili bilgilerimizi ve bu kayıtlar içerisinden yine bir kaydında potansiyele dönüştüğünü görebilmekteyiz. Raporumuzu biraz daha genel alalım. Yıl başından bugüne kadar satış elemanı tercih etmeden alalım. Yine bu tarih aralığında bir potansiyel eklendiğini, bir tane cariye dönüştüğünü, diğer potansiyel ve mevcut cariler üzerine eklenen fırsatları, yine verilen teklifleri, oluşturulan görevleri ve görüşme notlarını bu rapor üzerinden alabilmekteyiz. Bu raporu alırken sadece tek bir cariye ait dökümü de almamız mümkün. Örneğin sadece Migros üzerindeki hareketleri incelemek istediğimde bu zamana kadar yani yıl başından bugüne kadar bir fırsat oluşturulduğunu ve bir teklif verildiğini hızlıca analiz edebiliyoruz. Diğer raporumuza bakacak olursak F3 vazgeç ile çıktık. Teklif performans raporunu çalıştırıyorum. Yine bir tarih aralığı verelim. Örneğin Temmuz ayının başından Ağustos'un sonuna kadar olan tekliflerden durumu kabul ve redler hariç olan yani beklemede olan tekliflerimizi teklifin ürün satırlarını, kalemleri gösterecek şekilde ve merkez şube üzerinde olan detaylarıyla birlikte ekran diyerek çalıştıralım. Belirtmiş olduğumuz tarih aralığında
Migros AŞ'ye Mehmet Özsoy satış elemanı tarafından verilen siparişin detayları ve kalem satırlarını görebilmekteyiz. Burada teklifimizin tutarı, fırsat eklerken belirlemiş olduğumuz tahmini satış tutarı ve olasılık yüzde değerlerini görebilmekteyiz. Detayları kapatarak daha özet bir rapor inceleyelim. Raporu daha özet bir şekilde aldığımızda teklif kalemleri kapalı şekilde, teklif tarihimiz, teklifimizin son geçerlilik tarihi, kaç gündür sistemde beklediği gibi detay bilgileri içeren ve altındaki özet tabloda kaç adet teklif var olduğu, hangisinin teklif durumunda, hangisinin analiz, hangisinin kabul, kaç adedin red durumunda olduğunu tutarları ile birlikte verecek ve tahmini tutarlarımızı fırsat eklerken belirlediğimiz değerden alarak teklif tutarını fiş üzerindeki değerlerden alıp sipariş tutarını yine tekliflerin siparişe dönüşme tutarından hesaplayarak gerekli yüzdeleri bize rapor üzerinde hesaplayarak gösterecektir. Bu raporlar sayesinde de girdiğimiz dataların analizlerini ve kontrollerini yapmamız mümkün olacaktır.